bir mesaj göndermiş. Teşekkür ederiz. Evet, sesi açmayı unutmuşum. Benim hata. Özür dilerim. Hata yok, hata yok. Şimdi Bakalım açtım. şimdi. Şimdi açtım sesi. Teşekkürler sevgili Sarkis uyardığın için bu Evet, arada. teşekkür ederim. Peki o zaman, tekrardan soruyorum. Ne görüyorsun Gelecek Partisi'nin olması? Olayı bir daha tekrarla istersen. Evet, baştan alsak iyi olacak. Yani özellikle bu Çok finale. da baştan almamıza gerek yok. Yani ne seyrettik, Netflix film falan, oralara Oraları geldik, evet ya. gitmeyelim. Yani Oralar şimdi. gibi. Hızlı bir şey yapalım. Fast Forward. Issız Adam ve Netflix'te Queen's Gambit diye bir dizi var. Onu öneriyoruz arkadaşlar ama gazetecilere ve siyasetçilere saldırıları konuşuyoruz şu Hiçbir anda. şey dinlemiyorum. Kemal de tam aslında neden? Ben demiştim ki HDP'ye zaten yıllardır yapılıyor bu baskı ve saldırılar ve Kürt gazetecilere ve muhalif gazetecilere şimdi ne farkı var yani? Evet, yani HDP açısından bir fark yok. Aslında var da onu da ayrıca konuşuruz ama bu özellikle hani Yeni Çağ Gazetesi'nden yazarlar, eski ülkücü olan, MHP geçmiş olan yazarlara yapılan saldırılar, TRT TV'deki o da eski ülke ocakları başkanıymış, gazeteciye yapılan saldırı, işte Selçuk Özdağ'a yapılan saldırı, Gelecek Partisi Genel Başkanı Yardımcısı. Bunlar benim açımdan şunu ifade ediyor. Yani iktidarın özellikle AKP'nin sloganı son bir önceki dönem sloganı durmak yok, yol devamdır. AKP'nin uzunca bir dönemdir durduğu, yol devam edemediği bir zamanı yaşıyoruz. Muhalefetin ise durmadan yol devam ettiği bir dönemdeyiz. İstanbul seçimlerini hele hele ikinci kez kazanmak yol devamdan öte hani maratona çıktım, koşuyorum denemeydi muhalefet açısından. Anketlerde de biz İyi Parti'nin özellikle yükseldiğini görüyoruz. Bunu sen de görüyorsan, ben de görüyorsam ve Cumhur İttifakı'nın daha detaylı yöneticilerini, daha detaylı gördüğünü bilebiliriz. Dün akşam Kemal, dün akşam zannedersem Haber Global mi ne, bir tane televizyon kanalında tartışmacı, CNN Türk pardon, bir tartışmacı, şimdi adını hatırlamıyorum ama sürekli bu tetikleyerek insanları göstermekle meşhur tipler gibi Metinler'in yanına çıkmıştı ve şey söylüyordu. Diyor ki İstanbul Belediye Başkanı değil ama İstanbul'da il örgütünüzün başında o kadın, o terörist kadın olduğu sürece olmaz diyor. Canan Kaftancıoğlu'na hedef gösteriyorlar. Evet. Yani belediye başkanını değil, onu geçtik yani. Bir de öte yandan da şöyle bir şey de var. Ne derler, listeler gönderiliyor CHP'li belediyelere işten çıkartsınlar diye. Çok belli ki bir kumpas önü var ki dün de zaten Tezcan söylüyordu, CHP milletvekili diyordu ki işte operasyon yapacaklar, onun öncesinde işte liste gönderiyor, çıkarmazsan işten diyecek ki bu insanları işe aldın diye baskın yapacak belediyeye, öte çıkarırsan da bu sefer belediye kötü kalacak yani, onlar istihdamı. Belki kötü anlamda bir istihdam olmadı. Belirli kayırmalar olmuştur eminim. Her belediyede oluyor, bilmiyorum. Ama istihdamı geçip halkın gözünde aslında Evet, yani itibarsızlaştıracaklar. TBG'ler sizi işten çıkartıyor, bakın bunlar iktidar olsa düşünün ne olur demeye Evet. çalışıyorlar. Evet. Ama şimdi öncesine bakar isek, yani neden böyle olduğuna bakıyorum ben. Cumhur İttifakı'nın, yani oraya geri döneceğim oraya, kendi yürüyemediği halde muhalefete sen de yürüme baskısı kuruyor. Şimdi doğrusu bu. Muhalefet aslında yürüyor vaziyette. Mesela İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne halk ekmek kuponları açılmasına izin verilmedi ya. Mesela çok zekice bir adım attı Büyükşehir Belediyesi. Mobil büfe yapıyorum o zaman dedi. Hani sabit büfe değil. Şimdi mesela ona bir şekilde onay vermek zorunda kaldılar, şartlı da olsa. Yani bu mesela aslında iktidarın kurduğu tuzağa düşmeden bir aşma, yaratıcılık gösterme, yetenek gösterme meselesi. Muhalefette bu yeteneği göstermek zorunda. Yani iktidarın kurduğu tuzaklar çok belli. Ben madem yürüyemiyorum, madem politika üretemiyorum, madem krizden çıkamıyorum, bu krize gel sen de ortak ol
Gel sen de yani gözün içerisinde bir elmas gibi parlama da sen de benimle birlikte aynı çukurun içerisinde ol politikasını yürütüyor iktidar. Ve benimle birlikte debelenmişsiniz. Sanki o politikaların sorumlusu iktidar değilmiş gibi, muhalefetmiş gibi kendisiyle birlikte debelenmişsiniz. O yüzden de onu bu saldırılarla da o alana çekmeye çalışıyor. Muhalefetin eski dönemde olduğu gibi o alana geçmemesi iyi. Fakat yaratıcılık gösterip politika üretmesi gerekiyor. Mesela mobilite üretimi kararı mesela bu açıdan önemliydi. Bu baskıların önemli bir göstergesi muhalefetin aslında ne kadar başarılı olduğunu, yani muhalefet etkisi de olsa bir şey soracağım. Kesmiş oluyorum ama muhalefetin başarılı oldu diyorsun. Bir yandan şu mobil büfelerden bahsediyorsun ya. Mobil büfe dediğin aslında İstanbul Halk Ekmek'le ilgili olan sonuçta İstanbul Halk Ekmek. Şimdi ya bunu şuradan da tutabilirler mi diye soruyorum. Hani konu biraz belki sapmış olacak ama Halk Ekmek satış yaptıkça diğer fırınların gelirlerinin düşme ihtimali var mı ve bunun üzerinden de Fırıncılar Birliği biliyorsun çok büyük bir lobi aslında İstanbul'da. Hatırlıyorsan eylemler yapmışlar, ekmek fiyatlarını adamlar belirliyor. Halktan onlar da bir şey söylemiyorsa halktan büyük lobi var mı? İşte ben de onu diyordum. Yani Fırıncılar Birliği bile bu konuya bir şey dememişken. Fırıncılar ekmeği zamlı vermek yerine çıkarlar. Aynı halkın 1 Mayıs'larda çıkıp taleplerini dillendirdiği gibi ya da mitinglerde dillendirdiği gibi niye bu un pahalı diye halka zamla giydirmek yerine çıkar miting yapar. Ha zor geliyorsa miting yapmak, devleti eleştirmek zor geliyorsa ben de o zaman halk ekmekten almam, ona zor gelmemek. Evet. Yani bu bir tür aslında devletin yaptığını, politikasını onaylama hali. Niyemiş? Yani ben mesela bütün Turgut Özal'la birlikte serbest piyasa, serbest piyasa diye propagandasını yaptılar senelerce, senelerce. Şimdi yani hayır baş teker teker olmak istiyorlar, öyle mi? Olmaz. Yani niye, ne oldu serbest piyasa? Eğer vazgeçilirse evet. Serbest piyasa ekonomisinden bildirsinler. Biz de ona göre konuşalım, ona göre düşünelim. Ama çıkıp kendilerinin neden bunlara zam geldi, ona işte taşımaya, benzine, mazota, arabalara, ikinci ellere dahi zam geldi, yedek parçalarına zam geldi diye, mümkünse onunla, yani politikayla kavga etmeleri gerekir. Halkla kavga eden kaybeder. Fırıncı da olsa kaybeder. İktidar kaybediyor. Fırıncı ne ya? İktidarın kaybettiği yerde halkla kavga eder. Fırıncı ne kazanacakmış? Fırıncının halkın yanında tavır alması gerekir. Sorunun halk ekmeklerinin açılması değil, büfelerin açılması değil, kendisini neden pahalıya satmak zorunda kaldığını sorgulaması olduğunu da bilmesi gerekir. 2 lira veremem ben bir ekmeğe. Veremem. Hı hı. Yani asgari ücretin 2825 lira 90 kuruş olduğu yerde 2 lira ekmeğe veremezsin. Her neyse, dönecek olursak şeye, bu Cumhur İttifakı'nın yaptığı şeye, dolayısıyla hani artık yürüyemiyor gerçekten de. Politika da üretemiyor. Üretemediği yerde de onu bir kavga alanına, muhalefetin bir kavga alanına çekmeye çalışıyor. Evet de burada muhalefetin somut bir başarısı var. Mesela İYİ Parti sürekli bir yandan hem terörist ilan ediliyor tırnak içinde, hem bir yandan da övülüyor. 2 gün övülüyor, 3 gün sövülüyor, 4 gün sövülüyor, 5 gün övülüyor. Böyle bir kararsızlık durumu İttifakı'nın İYİ Parti ilişkin ciddi bir yapılanması söz konusu. İYİ Parti durduğu yerde duruyor. Fakat fikir değiştiren, söz değiştiren Cumhur İttifakı. Yani yapılayan artık iktidar. Muhalefet, HDP de dahil durduğu yerde duruyor. Bütün bu baskılara rağmen oy oranı düşmüyor. Bunu onlar da görüyor. İYİ Parti ise yükseliyor. İnsanların ise Cumhur İttifakı'ndan artık umudu azalıyor ve önce kararsızları arkasından da özellikle İYİ Parti'ye yöneliyorlar gibi gözüküyor. Şöyle bir gözlem ekleyebilir miyim parantez olarak mesela? Cumhur İttifakı Kılıçdaroğlu'nun performansı bilmiyorum, hatırlıyor musun? Biz daha önce böyle ara ara yayın yaptığımız zaman bir ara Kılıçdaroğlu yürüyordu.
ve yürüdükçe de güçleniyor diyordun sen. Yürüdüğü için güçleniyor. Sen de hatta senin de motton hayat yürüyene yol verir sonuçta. Ben mesela çok ilginç bir şey gördüm. Yani bunu bir gözlem olarak paylaşabilirim. Benim aslında birçok tanıdığım, gördüğüm, yani Türkiye'den tanıdığım ama daha sonra yurt dışına okumaya ya da çalışmaya gitmiş CHP'li yaşıtlarımız ya da dönemdaşlarımız şimdi artık sosyal medyada Kılıçdaroğlu'nun işte bu son grup konuşması vesaire ve muhalefetteki tavrı, CHP'nin tavrı daha çok üzerine canlanıyor ya bu burası şeklinde bir duyguya kapılmışlar ve bu insanlar yani şimdi çok ilginç geliyor bana çünkü zamanında Boğaziçi'ndeki eylemlere katılmış insanlar da var ya da hiç alakası olmayan mühendis ve Avustralya'da, Japonya'da yaşayan insanlar da var ve şey yapıyor, bir umut vermiş. Yani bu hiç ben onlarda bugüne kadar siyasi içerikli mesaj bile görmedim. Ne sosyal medyalarında ne şeylerinde. Ya onlar neydi? Hayatlarını daha iyi kurabilmek için yurt dışına çıktılar. Orada eğitimlerini alıp ya da işlerini kurdular. Mühendis oldular. İşte şey evlendiler. Çocuk sahibi oldular vesaire. Aile kurdular. Ve ama şimdi muhalefetin yani içlerinde belki vardı. Belki aileden gelen bir siyasi gelenek var CHP'li vesaire. Onu bilmiyorum. Ama bugüne kadar hiç benimle bir siyasi muhabbet yapmazken şu anda sosyal medyada açıkça böyle bir destek verdiklerini görüyorum. Bir taraftan tabii yurt dışında olmaları mıdır acaba bu kadar rahat konuşuyor olmaları diye düşünüyorum. Ama bir taraftan da eminim ki benim gibi dün akşam televizyon kanalında Canan Kaftancıoğlu'na açık açık saldırıyor ya da işte gördüklerinde bu ters yapıyor. Yani bu aynı zamanda insanlara şey de yapıyor. Bir dakika yani diyor artık senin düşündüğün gibi, senin biraz önce dediğin gibi bir dakika şey kalmamış yani artık yol kalmamış buna geliyorlar. Bitmişler yani diyor. Tabii yani muhalefet sessiz ve sakin biçimde bizim bildiğimizin ya da eleştirdiğimizin dışında çok fazla eleştiri almış olsa da başarılı bir dönem geçiriyor aslında. Onun üzerine konuşmak lazım. Ben HDP'ye oy vermiş birisi olarak söylüyorum. Yani Kılıçdaroğlu'nun bütün eleştirilerime rağmen başarılı olduğunu söylemek zorundayım. Bütün eleştirilerime anayasaya aykırı evet demesine rağmen elbette onları bir kenara bırakmıyorum. Demek için sayesinde ben bağrıma taş basmış birisiyim ama bir yandan da Kılıçdaroğlu'nun içinde yaşadığı zorluğu ve buna rağmen bu mesela bak bütün muhalefeti dağıtmamak çok zor işe. İş tartışmalara boğmak çok potansiyeli var muhalefetin, toplam muhalefetin dağılma potansiyeli çok mevcut. Fakat bu potansiyeli oynanmasına rağmen hem İYİ Parti'nin içinde hem HDP'nin içinde hem CHP'nin içinde oynanmasına bak hepsinde oynanıyor. Muharrem İnce başka bir şey yapıyor, Mustafa evet. Sarıgül oradan başka bir şey yapıyor, Ümit Bozdağ başka bir şey yapıyor. HDP işte yeni Kürt Partisi kurulacak deniyor oradan o... Anlatabildim mi? Hani... Bununla uğraşıyor çok büyük aslında çok kolaylıkla dağılacakmış gibi gösteren bu muhalefet dağılmadığı gibi şu şekilde sana bana da hepimize şöyle bir umut veriyor. Ya bütün problemlerine rağmen bu insanlar bir şekilde diyalog kuruyorlar, bir şekilde kavga etmiyorlar. Bu yeni Türkiye'nin şeyi olabilir mi acaba? Hani çatışma çıkmadan konuşabilme ihtimalini barındırma. Konuşabilmek demek çözebilme ihtimalini barındırıyor demek. Meseleleri çözebilme. Çünkü meselelerin çözülmediği Türkiye'de AK Parti iktidarında MHP ile bile ilişkisinin, Orta ile bile ilişkisinin bir yandan da kavgalı olduğunu görüyoruz. Açıktan MHP sürekli AKP'ye, AK Parti'ye ayar veriyor. Sürekli. Rota çiziyor, yön çiziyor ve AK Parti bir şey diyemiyor. Demiyor da, diyemiyor da. Onların ilişkisine bak, bir de muhalefetin daha nazik ilişkisine bak. Arada bir tabii ki mesela geçen haftalarda İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu'nun açıklaması gibi
bu Kürtlerin isimleri üzerinden şenaat diyen, hani şenaatın Türkçesi alçaklık demek. Açıklaması kınanmadı ama bir yandan da mesela şeye dikkat ediyorum, onun üzerine destek de görmedi İyi Parti'den mesela. O söylem büyütülmedi mesela. HDP'de şimdi kire için yorgan yakmayın, bunlar zaten böyle, bir kısım böyle dedi. Mesela o büyümedi, büyütülemedi mesela o mesela. Ben onu iktidar mesela bakalım nasıl büyütecek, buradan bir çatlak yaratırlar mı diye düşündüm. O büyümedi. İnsanlar biraz insan şöyle düşünebilir miyiz acaba ya? İnsanlar biraz mesela değişime açık olan değişime açık diyelim ya da kendini şartlara uydurabilen ancak başladığı yani siyasete ya da bir olaya herhangi bir göreve işe başladığın andan itibaren durduğu nokta aynı noktada durabilen işte şimdi muhalefeti ya da bu her şey olur. Yani fırıncı işe başladığı ilk günden beri askıda ekmek yapıyorsa mesela bundan 10 yıl öncesi dahil ve şimdi de yapıyorsa o fırıncının askıda ekmek politikası güvenlidir ve o fırıncı güvenlidir diye düşünüp ne olursa olsun ona gidiyorlar. Ben bunu şimdi biz Türkiye muhalefeti konuşuyoruz sürekli ama ben bunu aslında birçok yerde görüyorum. Yani mesela çok ilginç baştan itibaren tutarlılık ha kelimeyi arıyordum nedir diye tutarlılık görmek istiyor belki. Ben bunu mesela işte Obama, Biden ya bu insanlar seçim döneminde Amerikan halkına vaat ettikleri, orada tabii vaat dedikleri işte söyledikleri şeyleri yaptıkları ya da yapabilecekleri için belki de insanlar onları seçmeye meylettiler diye düşünüyorum. O yüzden şimdi Biden çıkıp herkese 2000 dolar vereceğiz dediğinde ya Trump gibi atıyor diye düşünmüyorlar belki. Çünkü adam bunu bir seçim vaadi diye vermedi, seçimden sonra söylüyor. İlginçtir. Yani şeyi vereceğini. Bir yandan da aslında şey de görüyorum. Hani durduğun yerde işini düzgün yap, sana saldırılar olur vesaire ama işini düzgün yaptıkça geri gelir diyoruz ya hep insan yani durduğun sana bakar ve sen de iktidarı ya da diğer tarafı değiştirirsin. Nasıl işte HDP ya da işte muhalefetin içerisindeki doğru muhalif siyaset yapan Canan Kaftancıoğlu gibi isimler kendi içindeki partisini bile değiştirdilerse ve iktidar da onlara bakarak yeni bir söylem üretmek zorunda kalıyorlarsa diye düşünüyorum. Mesela çok ilginç bunu mesela dün Almanya'nın Başbakan Angela Merkel'in partisi ve Vasi seçildi. Laschet diye biri seçildi. Armin Laschet diye biri seçildi. Yani önümüzdeki dönem büyük bir ihtimalle Almanya'nın başbakanı olacak ve yönetecek. Şimdi bu sene hem Almanya'da bir de Hollanda hükümeti de istifa etti. O Mart ayında onlar da seçim yapacaklar. Dolayısıyla Türkiye karşıtı ya da Türkiye'nin Avrupa politikalarını belirleyen iki önemli ülke de şey var yani seçim olacak. Ama şeyi okudum. Bu Armin Laschet kimdir, nedir, nasıl, niye böyle hani insanlar sevmiş? Bu Almanya'nın en büyük federal bölgesinin valisi yani federal bölge başkanı imiş. Ve işte şimdi Türklerin Laşet'i diyorlar buradaki gazeteciler. Ben o kelimeleri kullanmak istemedim çünkü bu hep böyle yapıştırılır ya işte bilmem ne siyasetçi. Baktım adam gazeteci kökenli ve o zaman yazdığı şey neyse aynı şeyi söylüyor. Yani Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğine karşı bu kadar. Ama mesela diyorlar ki nasıl seçileceksin o zaman? Yani çoğulcu politikalarla, CDU, Hristiyan Demokrat Parti falan. Adam diyor ki ben karşıyım ama bu Türkiye'deki mülteciler için Türkiye'ye para vermeyelim demek değildir. Türkiye'nin mültecilerle üzerinden Avrupa Birliği'ne şantaj yapmasını kabul edeceğim demek değildir. Bu Türkiye ile başka bir ilişki kurmak demektir diye kendini şey yapıyor. Tutarlı bir politika izliyor ve bunu 17 sene önce söylemiş adam. 17 sene. Yani böyle olacağını. Yani daha mülteci politikası falan bu şeyler yok ortada. Şimdi tabii tutarlı olunca
Ondan sonra bakıyorlar ve onu seçiyorlar. Tutarlılık arıyor insanlar. Böyle bence Avrupa'daki milliyetçi oyların, ayrılıkçı oyların yükselişi de bu. Mesela MHP'nin de daha önce Devlet Bahçeli'nin bence seçilebilmesi de, insanların ona oy vermesi de o zaman hatırlıyorum. Yani en azından MHP'nin ne olduğunu biliyoruz diye veriyorlardı. Ama öyle de olmadı işte. Yani bence o kırılma İYİ Parti'nin kurulmasıyla yaşandı. Meral Akşener'in ayrılmasıyla da bir dakika o zaman niye bırakıyorlar? Eleştiri kabul etmiyor gibisinden gördü belki MHP'nin kendi seçmenleri. Ama bence insanlar şey istiyor, yani tutarlılık istiyor bazı konularda. En azından bu konuda görelim diyelim. Yani bir gün Metallica dinliyorum deyip de ertesi gün işte şeye başka bir havaya geçmesinler. Ya da ben öyle görüyorum. Yani aslında iyi bir yerden girdim. Şeyi söylemem lazım, o fırıncılar ve alışkanlık. Yani 10 senedir bir fırın ekmek üretiyorsa ona bir güven oluşuyor ve dolayısıyla o fırından ekmek almaya devam ediyorsunuz diyor dedin ya. Cümleye böyle dedin ya. Sonuçta o fırıncının da bu sürece ilk başlama anı var. Yani dolayısıyla o fırıncıya AK Parti örneğini verirsek, AK Parti'yi koyarsak onun yerine, onun bir öncesi var, o da Saadet Partisi. Yani Saadet Partisi'ne eyvallah etmeli, yani o durduk yere de oluşmadı. Şimdi evet. Saadet Partisi'yle görüşmesini de bu anlamda konuşmak lazım, ama şunu söyleyeyim. Bu alışkanlıklar var, siyasi alışkanlıklar da var, ama Aris, bu dönem bütün alışkanlıklarımızın darmadağın olduğu bir dönem. Ya dün Aytun röportaj yaptı, yani arkadaşımızla, yani moda tasarımcısı, tekstilci ve bir aydır kuryeliğe başlamış. Artık başka bir şey yaşıyor yani o. Yani evet. Alışkanlıklarını hayatın, pandemide mi, krizin darmadağın ettiği, insanların işini kaybettiği, rutinlerini yapamadığı bir dönemden de geçiyoruz. Yani o fırıncı 10 senedir ekmek üretiyor olsa bile sen artık o fırına gidemiyorsun. Söylemeye çalıştığım yok. Ama orada da şey var, bu da benim başlığımda Aytül'ün yazısı ile ilgili, o benim başlığımda olacaktı. Neyse, şeye oradan şunu söyleyeyim. Şu var ama moda tasarımcısını aradığı şey, kendisinin tekrar moda tasarımcısı olabileceği bir ortamı yaratacak olan siyaset. Doğru. Yoksa ben de hafta içi çöpçülük yapıyorum. Doğru. Yani ben de beni sadece gazetecilikle yaşatacak olan, ya da yurt dışındaki birçokları var. Bazıları gün içerisinde restoranlarda aşçılık yapıyor. Tamam. Ya da servis yapıyor. Bu bizim şartlarımızı değiştiren şey zaten. Şimdi bazen bu şartları biz kendimiz değiştiriyoruz ve kabul ediyoruz. Yani ben gün içerisinde restoranda çalışmayı kabul edip sonrasında gazetecilik yapabiliyorum. Ama Avrupa'da da yine bu şekilde bana gazetecilik yaptıracak olan imkanı bulduğunda zaten mesela ona oy vermiş oluyorsun. O şarta oy vermiş evet. oluyorsun. Yani beni aslında. Evet, beni Türkçe gazetecilik yaptıracak olan Avrupa Partisi'ne ya da Belçikalı siyasetçiye oy vereceğim. O da moda tasarımcısı da bence bunlar bu dönemler. İşte biraz geçen hafta konuşuyorduk ya, yoksulluk haberleri nasıl yapılacak, nasıl olur, biraz hani ben içerlemiştim diye. Bence bunlar bize çok şey katıyor bu dönem. Çok şey öğreniyoruz. Yani bir sanatçı şu anda başka bir şey yapıyor olabiliyor Türkiye'de, ya da hiçbir şey yapamıyor olabiliyor, ya da online tiyatro dönemine geçilebiliyor. Bence bunlar bize çok şey katıyor, ama bizim sanatımızı devam ettirebileceğimiz bir sisteme zaten. Fırıncı benim için şey değil, bir fırıncı benim için gerçekten sen de dediğin gibi o siyasi partiyi temsil ediyor. Yani mesela oradan ekmek almaya giden biz aslında ona oy verecek olan biz aynı şekilde. Zaten ama o da oradan tutuyor. Eğer kendini işte 10 senedir askıda ekmek yapıyorsa, şimdi de rahatlıkla ona İnsanlar utanmadan, sıkılmadan gidip askıda ekmek alabilir ya da askıda ekmek kampanyasına yardım edebilir. Ama 10 sene içerisinde öyle böyle duruma göre fiyat yükseldi, gramaj düştü, şöyle oldu, böyle olduysa işte gitmiyor ona. Şimdi aynı şekilde
Bence zaten burada parantez açıp şey de diyelim, parantez açmayalım, altyazı yapalım. Arkadaşlar Aytül Hasaltun Bozkurt'un yazılarını takip ediniz. Sanatçılarla yaptığı röportajlar bence şu anda Türkiye'nin içerisinde bulunduğu durumu ben öyle görüyorum. Yani özetliyor, gösteriyor. Oradan çıkarak kültürel politika üretebilirsin yani. Bunları okusun Kültür Bakanı. Evet yani Ya ne yapacağını söylüyor sana halk zaten yani. Sen de mi söylüyorsun? Sen de mesela eminim ki markette konuştuğun adam söylüyordur yani. Ama markete gitmedikleri için bulamıyorlar. İki tane çarşı pazara çıksa siyasetçiler, insanların işte hani diyoruz ya çürük elma toplama vesaire, hani biraz benim başlığıma girmiş olduk. Hani şeyler, yoksulluk nasıl konuşulur? Çürük elma toplama, salata toplama vesaire şeyine. Şimdi bunu aslında şöyle görmeye başladım. Bunu aslında insanlar bir utanç kaynağı olarak gördükleri için yapmıyorlar. Ama hatırlıyor musun geçen hafta mıydı? Ondan önceki hafta mıydı? Diyordum ki zaten Brüksel'de Skybek pazarında fazlalıkları bir şeye koyup bırakıyorlar adamlar, satamadıklarını. Zaten bu normal bir şey. Ama mesela Avrupa tarihine baktığında ikinci elcilik de Avrupa'dan çıkma bir şey. O da buhran döneminde, ekonomik buhran döneminde ikinci elin ne derler, önemsenmesi ve de bir de malzeme yok yani. Alacağın giysi yok, onun için ikinci el pahalanıyor. İkinci el bir kumaş ya da şey çok daha pahalı oluyor. Bu da değere biniyor. Değer vermek de bir taraftan, şimdi artık günümüz 21. yüzyıl ya da 22. neyse artık yani teknolojisi içinde belki o kadar değil. Belki çocuklarımız bunu kullanan şeklinde görüyorlar. Ama işte ayakkabı tamircisi birden değere biniyor. Yok olmak üzereyken ne ayakkabı mı alacaksın ya, git bir tane yenisini al, ucuz zaten şeklindeyken, ayakkabı tamir etmek, el emeğiyle bir şey yapmak önemli oluyor. İşte mesela ben bir moda tasarımcısının da bu tasarımının önemli olacağını düşünüyorum. Zaten yine el emeğiyle, yani vücut gücüyle bir işe bulaşıyor. Lojistikte çalışıyor yani bir şekilde. Tabii Ya da bir ama yani benim müzisyen arkadaşlarım var, dağıtımcı diye çalışıyorlar. evet. Ya tabii kriz olmasa, geçinebiliyor olsa bunları yapar mıydı? Yapmazdı. Ama insanların bu yaşam mücadelesini de kalkıp hükümet tabii pişkince şunu diyebilir iktidar. Bizim sayemizde bak nota, şey, yeni yeni ilişkiler elde ediyorsunuz. Kuryelik sayesinde tiyatrocusunuz. Bir sürü insanlarla tanışıp malzeme ediniyorsunuz tırnak içinde. Eğer müzisyensiniz yolda bir sürü müzik besteleyeceğiniz şeylerle karşılaşıyorsunuz diyebilir. Pekala bunu diyebilir. Yani bizim Bunu bence diyebileceği mücadelemiz tek bir yer, bunu diyebileceği tek bir şekil var Kemal. Bunun örnekleri çok var. Ve ne yazık ki bu şeyde, yani aşıda sen de sıra beklediğin zaman ancak bunu söyleyebilirsin. Sen de halkla birlikte halk ekmek kuyruğuna girdiğin zaman söyleyebilirsin. Sarayda bilmem kaç milyon liralık altın varaklı su şeyleriyle, ne derler, musluklarla oturduğunda o halk o dediklerine inanmaz. İnanmaz, sen de Ne zaten olur anlamazsın. ve dalga haline gelirsin. YouTube'da yemek paylaştığım videolarda, bir dakika şu dolap, mutfaktaki dolap, saraydaki şu kadar, musluk şu kadar paraymış diye dalga haline gelir. Ama ben bunu şöyle görüyorum. Bu işte Avrupalı siyasetçilerin bisiklet kullanma mevzusu buydu. Eğer kendisi yapmazsa halk niye yapsın arkadaş? Sen eğer korumayla Avrupa'da ters yani şey, olmuş olabilir Aris. Halk efendim? yaptığı için, Avrupa'da ters olmuş olabilir. Halk yaptığı için siyasetçi de yapıyor ya da yahut Tabii yapmak ki. durumunda. O da tersini Ama olmuş şimdi olabilir. bir şey söyleyeceğim. Çok öyle değil mi? Bu şey mevzusu. Bunun için, bu sistemin, bu formülün çalıştığını AKP de biliyor. Niye gidip de halk kahvelerinde çay içiyorlar ki, madem inanmıyorlarsa? Sor. İnanıyorlar. O Kim? çayın Ha, kim istiyorsa. paylaşılması gerektiğini biliyorlar. O çayı içmek gerektiği, çayı halkla içmek gerektiğini biliyorlar. Şimdi sen de o zaman birlikte aynı ekmeği, aynı pazara git, aynı yemi. Bir tane gördük mü birlikte pazara çıksınlar? Angela Merkel burada pazara çıkıyor kadın. Günlük yaşamında çıkıyor zaten, değil mi? Poz için değil yani. Zaten öyle çıkıyor Evet demek evet ki. günlük yaşamında çıkıyor ve Şimdi sen bu şimdi yüzden de ziyaret zaten yapacaksın o Rusya'da. meşhur saldırı videoları olabiliyor Avrupa'da, Amerika'da. Sokak, Amerika'da değil daha çok, Avrupa'da.
diyelim. Hani bir bakana çok sinirleniyorlar. Adamı yolda görüyorlar, yumurta atıyorlar. Bir şey koruma yok ki. Adam bisikletle gidiyor ve pazarda görüyorlar yani. Yani bizi de şimdi çıkarlar da tabii şimdi ekonomik kriz olmuş. Yani poz için yapıyorlar bunu. Bir görüntü olarak yapıyorlar. Biz de sizdeniz diye. Bazen işe yaramıyor tabii. Biz onu anlıyoruz. İnsanlar onu anlıyor. Bunun ne kadarı poz, ne kadarı gerçek. Ya da yat pazara çıksalar bile hani bütün pazarı dolduracak kendi korumalı ordusuyla doldurduğunda o pazara çıkmış olmuyorsun. O pazarı ele geçirmiş oluyorsun. Halk dışarı çıkar, öyle bir yerde sen içeri girersin falan filan. Her neyse. Şimdi söylediklerimden mesela çarpıcı bir şey geliyor aklıma. O da mesela şimdi hayatımızın hem kriz hem pandemiyle sürekli değiştiği bir yerde siyasetin de değişmek zorunda kaldığını bir kere söylemek lazım. Yani o fırına biz artık gidemiyoruz. 10 senedir üretiyordu olsa o fırın, yani buna AK Parti iktidarı diyelim. Artık biz ona gitmiyoruz. Çünkü o pahalı. Onlara kalamıyoruz. Biz mobil büfeye gitmek istiyoruz. Halk ekmeğe gitmek istiyoruz. Yani bir şeyler değişti. Yol değişti bir kere en azından hepsi. Yani ekmek almaya gittiğin yol değişti. Birincisi bu. Burada AK Parti iktidarın artık yürüyemediği için muhalefete saldırmasının sembolik göstergeleri de var. Bak mesela bütün biz her ile ve ilçelere dahi üniversite açtık diyen bir iktidar, Boğaziçi Üniversitesi gibi en başarılı olduğu, etkili olduğu bilinen bir üniversiteyi ele geçirmek isterken atamayla, yani seçimi kutsayan bir iktidar seçimsiz bir dönem yaşamak istiyor. Çünkü artık seçilemediğini biliyor. Orada kelepçe takması çok sembolik. Yani her ile üniversite açtım diyen iktidarın bir üniversite kapısına kendi eliyle kelepçe takması, hani bunu muhalefetten birisi yapsa var ya, başına gelmedik kalmaz, sen bize ne demek istiyorsun, biz üniversite açtık sen kapattık mı demek istiyorsun, ne? Vay hain, neler neler söyledi. Kendi elleriyle bu pozu verdiler, dün de hiçbir şey olmuş. Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri forum yapıyorlar, yani tartışma kalabalık bir halde, elektrikleri kesiyorlar. Karanlıkta kalsınlar diye. Yani iktidar kapıya kelepçe takan iktidar şimdi de üniversiteyi karanlıkta bırakıyor. Yani ben bir film çekseniz çok metaforik bunlar dersiniz. Metafor değil, gerçek işte. Yani elektriklerini kesmişler öğrenciler birbirini göremesin, tartışamasın diye. Onlar ne yapıyor? Biz aydınlatacağız zaten diyor. Hani öğrenciler de zaten biz aydınlatacaktık diyor. Aydınlatıyoruz diyor. Çok o kadar her şey şiirsel de bir yandan yaşanıyor. Yani mücadele ediyorsan iktidarın bu çok kolaylıkla da bir yandan ona karşı yaratıcılıklar gösterebiliyorsun. Mobil büfede olduğu gibi, Boğaziçi Üniversitesi'nin yaptığı gibi çok kolaylıkla yaratıcılık eğer kazanmak istiyorsan, eğer başarmak istiyorsan gösterebiliyorsun. Bunu eğer siyaset, muhalefet yöneticileri tıkanıyorsa dönüp Boğaziçi Üniversitesi'ne ya da günlük hayatta yaratıcılık gösteren insanlara baktığında bunu pekala bulabilir cevaplarını orada. Ne yapacağının cevaplarını kendileri tıkanıyorsa. Dolayısıyla AKP'nin o çekmek istediği alana geçmeden yaratıcılıkla yeni bir dönem pekala başarılabilir ki zaten bence başarılıyor olduğu için zaten bu saldırılar artırdı. İşin bir ilginç yanı iktidar Cumhur İttifakı açısındansa İktidar olduğu, yani sorumlu olduğu yerde bu saldırıların olması muhalefete korku, kaygı yaratmıyor aslında. Yaratmaz çünkü muhalefet ilerliyor, muhalefet büyüyor. Muhalefet bunun için kendisine saldırılacağını da zaten tahmin ediyordu, biliyordu. Bu aksine Cumhur İttifakı'nın egemen olduğu bir yerde kendi alanında güvensizliğin oluştuğu bir anı yarattığının da tespiti oluyor, zeminini yaratıyor. Ve bu şiddetin zaman zaman kendisine dönebileceğini de bütün siyasetçiler bilir. Yani öznesine, yapana, yaptırana dönebileceğini bilir. Şiddeti yapanlar bir süre sonra güç kazanır. Öyledir yani. Ben bu işin bu kadar zorluğunu yaşıyorum, sen orada keyfini mi süreceksin deyiverir derler, demişlerdir, dediler, diyorlar. Öyledir yani. Bir de şey söyleyeyim, dur not almışım onu, ne demişim, o kadar hızlı not almışım ki kendi yazdığımı
okuyamıyorum. Ha, mesela şu çok önemli bu benim için. Cumhur İttifakı'nın neden muhalefete saldırıyor? Çünkü Canan Kaftancıoğlu neden saldırıyor o ekole? Çünkü o ekolün nasıl siyah... Aha, şarjım bitiyor. Bakayım 10 dakikada yayında zaten tamamlarız. Bence olmuş o kadar. Her neyse, o ekolün başarılı siyaset yaptığını, İstanbul'u kazandıran, Türkiye'yi kazandıracak olan, iktidarın tuzaklarına gelmeyen siyaset yaptığını bildiği için ona ne diyebilecek? Terörist diyecek tabii ki. Ne diyecek? Yani hain diyecek. Neler diyecek? Canan Kaftancıoğlu'nun söylediklerinin bin katını söyleyenlere bunu demeyecek asla. O muhalefette mesela geleneksel muhalif ekolün, yani başörtüsüne laf eden, insanların özgürlüğüne laf eden, giyimine laf eden, yaşam tarzına laf eden geleneksel ekolün başarılı olmasını, onun başa geçmesini istiyor. Onları tasfiye etmek istiyor Canan Kaftancıoğlu'nun. Çünkü öbürüyle kavga etmesi çok kolay olacak. O yüzden de Kılıçdaroğlu bütün bu tuzaklara, Kaftancıoğlu, İmamoğlu, Mansur Yavaş bütün bu tuzaklara gelmediği için ilerleyebiliyor. Çünkü Türkiye'nin artık bir yeni şeyler yapmasının diyalog ile, barış ile olabileceğini herkes biliyor. Hatırla, AK Parti'de niye bu kadar çok oy verilmişti ilk döneminde? Barış gelmişti. Barış, bütün tartışmalara rağmen, barış istersin istemezsin ama bir insan ölümünün ölmeyecek demek, konuşacağız demektir. Kim zeki ise, kim siyaseti iyi yapıyorsa daha iyi bir şey ortaya çıkabilir, üretim artar, huzur olur ihtimalini barındırır. Cumhur İttifakı'nda şu anda ne barındırıyor? Bize gösterdiği şey ne? Şiddet. Bundan bir gelecek görür müsün? Göremezsin. Zaten sorun da burada birikiyor. Dolayısıyla Cumhur İttifakı bu politikayı da bizzat kendi altını koymuş, yıkmış, dönemini kapatmış ve insanlar bu saldırılarla muhalefete yönelmekten vazgeçmiyor. Aksine Cumhur İttifakı'ndan muhalefete doğru akışı artacaktır. Çünkü muhalefet arkadan girerek ivme kazandı ve öne geçti. Bu gözüküyor. Artık bunu durdurmaları çok zor. Muhalefet kendisi vazgeçmediği sürece bunu durduramayacaklar diye düşünüyorum. İlerleyişimde. Böyle. Peki. O zaman kar var mı orada kar? Var, bir göstereyim sana. Tamam. Hadi göster, ben de göstereyim. Onunla kapatalım görüntüyü. Bir tane Köln'den, bir tane İstanbul'dan kar manzarası arkadaşlar. Evet. Burası bir çekmece gölü karşısı. Bakayım, gösterebiliyor muyum? Şöyle. Aha, senin de kar. Evet. Çok güzel. Gördüğünüz gibi. Köln. Köln mü orası? İstanbul, kar. Hepimiz aynı yolun tamam. Yolcusuyuz. Peki. O zaman haftaya görüşürüz. Haftaya. Görüşürüz. Görüşürüz. Haydi bay bay. Bay bay.